tedavisini alacağımız hastalar genellikle daha önce kısırlık nedeniyle başka tedaviler ya da tetkikler yapılmış olarak bize başvuran hastalar. Kısırlık deyince de temel tetkikler olarak kadının yumurtlamasının olup olmadığını bize gösteren tetkikler, ki bunlar hormon tetkikleri veya ultrasonografik incelemeler olabilir. Erkeğin semen analizi, bunun yanı sıra kadının tüplerinin açık olup olmadığını değerlendirmemize yarayan histerosalpingografi dediğimiz röntgen. Bu hem rahim içinin düzgün olup olmadığını hem de tubaların, tüplerin açık olup olmadığını gösteriyor. Bu üç temel tetkiki istememizin nedeni, yumurtlamayla ilgili problem varsa ona yönelik çözümler üretiyoruz. Tüplerin açık olması gerekir ki sperm ve yumurta burada bir araya gelip döllenme gerçekleşsin ve daha sonra rahim içerisine gelip yerleşsin. Erkeğin de semen analizinin normal olması gerekir ki ilk istediğimiz tetkik en kolay ve en basit şekilde yapıldığı için erkeğin semen analizi oluyor. Kadının tetkiklerini de bundan daha sonra istiyoruz genellikle. Erkeğin değerlendirmesini yaptıktan sonra. Bu yöntemlerle bir problem saptadığımızda ona yönelik tedavilere girişiyoruz. Eğer tüplerle ilgili bir problem varsa, erkekte ileri derecede bir problem varsa ya da kadının yumurtlamasıyla ilgili yumurtalık rezervinin, yumurtalık kapasitesinin az olduğunu gösteren sonuçlar elimize ulaşmışsa daha çok bu hastaları tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz. Bir de açıklanamayan infertilite dediğimiz bir grup var ki tüm tetkiklerin normal sonuçlandığı ama buna rağmen bir yıllık düzenli ilişkiyle gebelik oluşmaması durumu açıklanamayan infertilite, ki kısırlık tedavisi için başvuran çiftlerin %15'i bu gruba dahil oluyor. Bu grupta da hastanın, kadının yaşına göre çoğunlukla 2 ya da 3 kez aşılama dediğimiz tedavi yöntemini uyguladıktan sonra tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz. Başarılı olunmazsa.